Bu videoda y eşittir x kare ile y eşittir kök x eğrileri arasında kalan alanı alacağız ve y ekseni olmayan yani başka bir düşey doğru etrafında döndüreceğiz. Etrafında döndürmek istediğim doğru x eşittir 2 doğrusu. Evet işte böyle döndüreceğiz. Bu alanı bu şekilde döndürdüğümüzde burada gördüğünüz şekli elde ediyoruz. İç kısmını y eşittir x kare oluşturuyor ve bu içi oyuk bir cisim. Döndürme sonucu elde ettiğimiz cismi gerçekten de bu iki fonksiyon arasında kalan alan oluşturuyor. Bu cismin hacmini bulmaya çalışacağız ve bunu zaman zaman disk yöntemi olarak da duyabileceğiniz, aslında disk yönteminin bir çeşidi olan ring ya da washer yöntemi ile yapacağız. Evet, dikey bir doğru etrafında döndürüyoruz ve ring washer ya da disk olarak adlandırılan bir yöntem kullanacağız dedik. Bunun gözümüzün önüne gelmesi için y yönünde üst üste dizilmiş bir sürü halka düşünün. Bu yüzden de y'ye göre integral almamız gerekecek. Neden bahsettiğimi daha anlayabilmeniz için çizmeye çalışacağım. Evet, bahsettiğim halkalardan herhangi biri buna benzeyen bir halka olacak. Şu an halkanın İç yarı çapını çiziyorum ve bu halka y eşittir x kare tarafından tanımlanıyor. Dış yarı çap ise buna benzeyecek. Evet elimden geldiği kadar düzgün bir çizim yapmaya çalışıyorum. Dış yarı çap da buna benzeyecek. Halkanın derinliğini de dy ile göstereceğim. Evet işte böyle düşey doğrultuda düşündüğümüz için bunun halkanın yüksekliği olduğunu da düşünebilirsiniz. Bu halka belirli bir y değeri için elde ettiğimiz halka. Mesela bu y değerini ele alalım. Buradaki yüksekliği ya da derinliği dy olan dikdörtgeni alın ve x eşittir 2 doğrusu etrafında döndürün. Bu şekilde düşündüğümüzde y'nin aralığa dahil herhangi bir değeri için farklı bir halka oluşturabiliriz öyle değil mi? Bu şekilde bir sürü halkayı üst üste dizip halkaların hacimlerinin önce toplamını sonra da sonsuz sayıda, sonsuz derecede ince halkalar elde ettiğimizde, bu toplamın limitini alarak cismin hacmini bulmuş oluruz. Bunu nasıl yapabileceğimiz hakkında biraz düşünmek istiyorum. Yapmamız gereken şey bu halkalardan birinin y türünden hacmini bulup integralini almak. İntegral alınca belirli bir aralıktaki tüm halkaların hacimlerini toplamış olacağımızı da hemen ekleyeyim. Hadi bakalım halkalardan birinin hacmini bulmaya çalışalım. İşe bu fonksiyonları y türünden ifade ederek başlamamız lazım. Mor fonksiyon yani y eşittir kök x. İki tarafında karesini alırsam y kare eşittir x. Ah, Aslına bakarsanız bunların taraflarını değiştirirsem daha iyi olacak. Evet x eşittir y kare yazayım böyle daha iyi oldu. Üste kalan fonksiyon bu cismin dışını oluşturuyor. Evet. Bir de y eşittir x kare var. İki tarafın karekökünü alacağım. Bu arada bu işlemleri yapabiliyoruz çünkü söz konusu olan çeyrek birinci çeyrek. Buradan da x eşittir karekök içinde y elde ederiz. Evet, bu da sarıyla çizilmiş olan fonksiyon. Peki bu halkalardan ya da aslında bunları artık washer desem daha iyi olur. Bu washerlardan bir tanesinin yüzey alanını nasıl bulabiliriz? Yüzey alanını turuncuyla çizdiğim için turuncuyla yazacağım. Buradaki washer'ın yüzey alanı, y'nin bir fonksiyonu olarak ortasında oyuk olmayan washer'ın yüzey alanıyla bu iç kısımdaki oyulmuş kısmın yüzey alanının farkına eşittir. Dıştaki dairenin yarı çapı pi çarpı dış yarı çapın karesi yazıyorum. Evet, eksi pi çarpı iç yarı çapın ya da şöyle yazayım. Y'nin bir fonksiyonu olacak şekilde dış yarı çapın karesi. Evet, eksi pi çarpı iç yarı çapın karesi. Bunların hepsinin y türünden olması lazım. Peki, dış yarı çapı y türünden nasıl ifade edebiliriz? Grafik üzerinden de gösterebilirim. İkisini de yapacağım. Dış yarı çap, şu an çizdiğim uzunluğa eşittir. Bu uzaklık dıştaki fonksiyonla etrafında döndüreceğimiz doğru arasındaki yatay uzaklıktır. İşte böyle. Dışta kalan fonksiyonla buradaki düşey doğru arasındaki uzaklık. x türünden düşünürsek 2 eksi buradaki x değeri bize bu uzaklığı verir öyle değil mi? Buradaki x değeri de y kareye eşittir. Tüm bunların y türünden olmasını istediğimizi de unutmayın. Dış yarıçapın yani buradaki uzaklık 2 eksi buradaki x değerinin y türünden ifadesine eşit olacak ve bu x değeri de y kareye eşit. O halde hadi yazalım. 2 eksi x ah pardon pardon. Evet 2 eksi y kare diyeceğim. Öyle değil mi? Benzer bir mantıkla iç yarıçapı da düşey doğru ile içte kalan fonksiyon arasındaki yatay uzaklığa yani 2 eksi buradaki x değerine. Buradaki x değeri de yine y türünden düşünmemiz gerektiğinden kök y'ye eşittir. Bunu da yazalım 2 eksi kök y. Bunları kullanarak alan için bir ifade elde edebiliriz değil mi? Pi çarpı şuraya yazayım. Pi çarpı dış yarıçapın karesi yani 2 eksi y karenin, evet, karesi. Eksi pi çarpı iç yarıçapın karesi. Yani 2 eksi kök y'nin karesi. İşte bu ifade az önce turuncuya boyadığım washer'lardan birinin yüzey alanını veriyor. Washer'lardan birinin hacmini bulmak için yüzey alanını burada gösterdiğim yükseklik ya da derinlikle çarpmamız gerekir derinlikte daha önce de gördüğümüz üzere y'deki sonsuz derece küçük bir değişim yani dy'ye eşit. O halde çarpı dy. İşte washerlardan birinin hacmi. Aralığımızda kalan tüm washerların hacimlerini toplarsak bunu integralle yapacağız demiştik. İntegral, washer'ların derinliği sonsuz derecede küçüldüğünde ve elimizde sonsuz sayıda washer olduğunda limit almak ile aynı şey. Aa, aralığımızın ne olduğunu da belirleyelim. Bunu da daha önce görmüştük. Bizim için önemli olan aralık bu fonksiyonların kesiştikleri noktalar arasında kalan aralık olacaktı. Öyle değil mi? fonksiyonların kesiştikleri noktalar ise ortak çözüme gerek kalmadan grafiği biraz dikkatlice incelersek önemli olan aralık y ekseni üzerinde olacağı için kesişim noktaları y eşittir 0 ve y eşittir 1'dir. Evet işte bu kadar. Bu şeklin hacmini bulmamızı sağlayacak integrali yazdık. Ve bu videoyu da burada sonlandıracağım. Sıradaki videoda da bu integralin neye eşit olduğunu bulacağız.